Herkese merhabalar arkadaşlar. İlk videomuz çok sevildi. Şimdi ikinci videoyla In The Kitchen ile LGS İngiliz yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte yine kelimeleri öğreneceğiz. Yani important expressions, önemli ekspresyonlar, kelimeler, ifadeleri göreceğiz. Cooking methods, pişirme yöntemlerini göreceğiz. Grill, ızgara veyahut da bake, fırınlama, bunları göreceğiz. Ve önemli sorulara bakacağız. Çünkü bizi biliyorsunuz ki LGS 2023'te soru soracaklar. Ve sorularda hiçbirini kaçırmak istemiyorsak İngilizce'deki kaçıyor arkadaşlar. İngilizceye dikkat edin. İngilizce gerçekten LGS'de matematik ve fenden sonra bence öğrencilerin en fazla ders kaçırdığı, net kaçırdığı, soru kaçırdığı ders. Dolayısıyla buraya dikkat etmenizi istiyorum. Bol bol soru çözmeniz lazım. Ve soru çözerken de kelimeleri bilmemiz lazım. Kelimeleri öğrenmek için ne yapacağız Songuç evladım benim? Dinamo'dan ya da taktikliden ya da zordan sorular çözeceğiz. Hatta biz Dinamo'da, burada hemen ödevimizi şöyle gösterelim. Bak, indiki kişi kısmında. Öncelikle kelimelerimizi veriyoruz Songuç evladım benim. Bu kelimeleri sizler öğreniyorsunuz. Sonrasında bol bol soru çözerek bu kelimeleri pekiştiriyoruz. Ve aynı zamanda burada sizler için hazırladığımız yeni nesil dijital soruları da çözmelisiniz arkadaşlar. Bu testlerinizin hepsi sizlere ödev. Bu ödevleri neye göre çözüyoruz? LGS'de ne kadar net yapmak istiyorsak ona göre çözüyoruz. LGS full yapmak istiyor muyuz Songuç? Evet hocam. O zaman LGS full yapmak istiyorsak bunların hepsini bitirmemiz lazım arkadaşlar. Ya hocam ben full istemiyorum ya, birkaç yanlışım çıksa olur diyorsanız o zaman hepsini bitirmenize gerek yok. Ama Dinamo, taktikli ve zorluğu çözdüğümüzde bir konuyla alakalı, mesela In The Kitchen ile alakalı gelebilecek tüm soru tarzlarını görmüş oluyorsunuz. Ve LGS'de de hiçbir soruyu kaçırmıyorsunuz inşallah diyoruz. O zaman İngilizce olarak soruyorum Tonguç'um. Are you ready? I am ready teacher. O zaman hadi bakalım dersimiz başlasın. İngilizce'de bazı kelimeler var Tonguç'um. Bu kelimelerin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eğer mutfaktaysan bu kelimeyi İngilizce kullanacaksın. Mix, knead, mash, roll, pour. Bunlar nedir? Gel hep beraber eşleştirelim. Birincisi, mix ne demir Tonguç? Mix. Mix karıştırmak hocam. Hatta mikser var değil mi? Annelerimiz mikser kullanıyor mutfak robotu olarak. Mix'i o zaman şöyle alıyorum. Hop çıkıyor, burayla eşleştiriyorum. Bak mikser kullanılmış. Peki knead nedir Tonguç'um? Knead. Knead ne demek hocam bilmiyorum ki. Hamuru yoğurmak. Hani. Yoğurmak. Yoğurmak. O zaman burada knead için de hop çıkıyor, buna eşleştiriyor. Bak hamuru yoğuruyor gördüğün gibi eliyle. Knead to do. Yo, knead to do. Yani hamuru yoğuruyoruz. Peki Tonguç'um mash nedir? Mash. Mash potato. Ha, mash potato. Yani patatesleri ezmek hani. Kumpir yaparken falan eziyoruz ya. Mash potato, bak patatesi ezmiş böyle, kumpir yapıyor adam. Peki roll nedir Tonguç'um? Roll yuvarlama. Roll nedir? Hamuru küçük yuvarlaklar yapmak, böyle küçük küçük yuvarlaklar yapıyoruz, böyle küçük küçük yuvarlak yapmak. Hemen bunu da alıyorum böyle. Ne diyorlardı anneler böyle? Köfte yaparken hamur yuvarlakları yapmak yani. Roll yuvarlak yapmak, küçük yuvarlaklar yapmak demek Tonguç'um. Oklavayla ne yapılır hocam? Oklavayla yoğurmak var. Hocam siz de gerçekten hamur işlerinde çok başarılısınız. Teşekkür ederim Tonguç'um. Yıllarca mantılarımı birçok mantıksız insan yedi. Peki pur nedir Tonguç'um? Pur hocam da... gerçekten burası çok soğudu bir anda. Neden evet, acaba? Çok kötü espri attı çünkü. Pur da dökmek. Dökmek. Unu, evet, unu dökmek diyoruz ve bunu işleştiriyoruz. Demek ki mix karıştırmak, knead hamur yoğurmak, mash ezmek, roll böyle küçük yuvarlaklar yapmak. Pur da tabii ki nedir? Un dökmek, dökmek için kullandığımız bir fiil. Şimdi gelelim bazı önemli important expressions, bazı önemli kelimeleri yine devam ediyoruz. Öncelikle heat demişiz. Heat ne demek? Isıtmak. Heat, oil, butter. Heat the oil veya butter nedir? Yağı, tereyağı ısıt böyle yani eritmeden önce böyle ne yapacaksın? Bir ısıt diyor. Veyahut da knead the dough yani hamuru yoğur. Crack eggs yani yumurtaları kır. Peel tomatoes, domatesleri soy. Peel soymak demek. Veyahut da apples, elmaları da soyabilirsin Tonguç'um. Fark etmez. Başka ne olabilir mesela? Mash ezmekti. Mash potatoes. Potatoes diyoruz. Peki grate nedir? Grate ise rendelemek. Biz domates çorbasının üzerine ne rendeliyoruz Tonguç'um? Peynir rendeliyoruz. Kaşar peynir rendeliyoruz ki böyle güzel olsun diye. Grate cheese. Stir veya mix karıştırmaktı, çırpmaktı. Stir mix. Soup diyoruz Tonguç'um. Squeeze nedir? Bu da lemon veya orange'ı böyle sıkmak böyle. Hani böyle portakalı limonu sıkarız ya o şekilde Tonguç'um. Add de eklememiz lazım. Birazcık tuz ekleriz. Add salt veyahut da black pepper veya karabiber ekleyebiliriz ki yemeklerimizi lezizül aziz yapsın Tonguç'um. Şimdi bir de cooking methods yani bazı pişirme yöntemleri var. Mesela fry. Fry ne demek Tonguç'um? Fry kızartmak. Evet ama tavada kızartmak. Burası çok önemli. Yağda kızartmak yani. Buraya hemen yanına Türkçe. Yani çok hayati şeyler öğreniyoruz. Gerçekten çok korkmaya başladım. Kafanda tavayı kırarım Tonguç'um. Bak dikkat edin burayı. Yağda kızartmak. Roast ise fırında kızartmak. Yani eğer sen fırında kızarttığın bir şeyi fry dersen lezzeti gider. Lezzeti gider. Fırında kızartmak diye o zaman roast'u da yazıyorum. Hatta roast'u, dana roast'u yedin mi Tonguç'um hiç?
Dana rosto yemedim hocam. Ben sen... öküz rosto yedim. Evet güzel. Öküz rosto da lezzetli. Sen dana rosto yiyemezsin çünkü sen yamyam değilsin Tonguç'um. Peki bake nedir? Bake ise fırında pişirmek. Hatta bakery'de böyle şey oluyor. Nedir onun adı? Fırın anlamına geliyor. Yani ekmek aldığımız fırınlara Avrupa'da, yurt dışında bakery diyorlar. Sonuçta sen de yurt dışına gittiğinde aç kalmamak için bake bake diye gezmemen lazım. Steam nedir? Steam de böyle yemeği buğulamak. Yani buğuda pişirmek. O zaman buğuda pişirmek, buharda pişirmek diyebiliriz. Buğulamak. Grill nedir Tonguç'um? Grill de ızgara. Mesela mangal yapıyoruz ya biz, hani gidiyoruz böyle pikniğe gittiğimizde. Evet, atletimizi giyiyoruz, çizgili pijamamızı giyiyoruz. İşte o sırada yaptığımız şey bizim esasında grill. Grill keyfi diyoruz. Yani mangal keyfi. Boil ise kaynatmak Tonguç'um. Bazen mesela makarnanın suyunu kaynatırız. Bu da kaynatmak için kullandığımız bir fiil boil. Water boils at 100 Celsius. Yani su 100 derecede kaynar diyoruz. Şimdi gelelim ingredients of meatballs. Yani köftenin içindekileri. Sen köfteyi seviyor musun Tonguç'um? Köfte horum ben hocam. Aferin. Gerçek bir köfte hor köfteyi sever, yer, ardından da ne yapar? Tarifini de arkadaşlarıyla paylaşır. İşte biz de arkadaşlarımızla köftenin tarifini paylaşmak istiyorsak öncelikle içinde neler olduğunu bilmemiz lazım. Ingredients of meatballs. Köftelerin içinde meatballs, et topluluğunun içinde neler var bilin. Birincisi 500 gram of ne olacak birazcık? Meat. Meat. Ama onu biz meat diye değil de mince diye söylüyoruz. Yani kıyma. Sonra an onion. Bir tane soğan alıyoruz Tonguç'um. Cücüğü de olacak içinde. An egg. Bir tane yumurta almamız lazım. 2 cloves of garlic. Yani 2 baş sarımsak. Biliyorsun antibiyotik niyetine de sarımsak kullanabiliriz. Aynı zamanda yiyeceklerimize lezzet de katıyor. Some breadcrumbs. Hocam siz gerçekten aşçı olmalıydınız. Niye öğretmezdiniz hocam yani? Aslında benim gönlümden de aşçılık geçiyor Tonguç'um. Belki bu videodan sonra İngiltere'de aşçı olabilirim. Some breadcrumbs yani bazı ekmek kırıntıları ve some black pepper. Birazcık da karabiber atacağız ki yemeğin lezzeti ağzımıza böyle yumuşacık tatlansın. Ve and cumin. Cumin nedir Tonguç'um? Cumin nedir? Söyle bakalım bana. Hocam cumin... Kimyon. Kimyonu bilmiyorsun ve hala İngilizce biliyorum diye geziyorsun sokakta. Yazıklar olsun bana. Rezil insan. Aç kalacaksın yurt dışında. Kimyon denilen. Ben kimyon istiyorum bu. Kimsin sen? Can you cumin, cumin. Oğlum cumin yani içeri gel. Var bir de cumin yani kimyon. Bunu bileceksin. Eğer kimyonu bilmiyorsan gerçekten aç kalırsın. Atlayacağım hocam ben artık. Yeter dayanamıyorum bu hayattan. Git. Soğudum hayattan. Please jump from the Oxford Bridge. Oxford Köprüsü'nden atla ve daha da benim gözüme gözükme kimyonun ne olduğunu bilmiyorsun. Important questions. Önemli sorularımız var. Önlerimizi cevaplamaya çalışalım. Which country does taco belong to? Yani taco hangi ülkeye ait? Taco hangi ülkeye ait Tonguç? Taco hocam Meksika'ya aittir. O zaman it belongs to Mexico diyeceksin. Niye belongs? Çünkü he, she, it'te s aksı geliyordu. Why do you prefer vegetable meals? Neden sebze yemeklerini tercih ediyorsun diyebilirsin arkadaşına. Because they are healthy diyebilir. They are healthy. Onlar sağlıklı. Veyahut da I am vegetarian. Ben vegetarianım diyebilir. Fark etmez. İster vegetarian olsun, ister olmasın. Eğer sen sebze yemeklerini tercih ediyorsan onları sağlıklı olduğu için tercih ediyorsun. Dolayısıyla because they are healthy, health sağlık demek. Healthy, sağlıklı diyebilirsin onun için. Yine başka önemli sorularımız var. How do you usually cook chicken? Tavuğu genelde nasıl pişirirsin? Sen tavuğu genelde nasıl pişiriyorsun Tonguç'um? Ben genellikle hocam tavuğu ilk başta hocam çiğ yiyorsun değil mi? Bir şeye yatırırım hocam. Ondan sonra böyle bir yumurtalı bir sosa yatırırım. Pis herif ya. 2-3 gün bekledikten sonra tabii o sırada ödevlerimi de yapıyorum arada. Yani annemden izin alarak ben yatıracak bir yer buldum tavuğu. Sonrasında hocam 2-3 gün sonra bizim düdüklüyü açarım. Düdüklüyü böyle güzel güzel içerine böyle güzel zeytinyağı havuçları böyle güzel güzel dilimlerim hocam. Dilimledikten sonra da hocam birazcık da patates atarım. Patates çok güzel, önemli bir güzel, artıdır. Güzel, orada güzel. Kaminle beraber güzel bir kimyon. Sos yaparım. Aynen hocam. Güzel. Tamam yeter yeter. Ağzımız sulandı. Demek ki bak şimdi sen tavuğu fry yağda kızartabilirsin. Roast fırında kızartabilirsin. Ya da grill yani ızgara yapabilirsin. Dolayısıyla tavuk gerçekten çok lezzetli. Gerçekten tavuk olmak istemezdim. İnsanların hepsi beni yerdi. What are the ingredients of a cake? Peki kekin içindekiler nelerdir? Bir kere kekin içinde sugar yani şeker olacak. Şekersiz kek olmaz. Sugar. Başka egg yani yumurta olacak. Başka flour yani un olacak. Kakao olmalı. Oil and milk. Yağ ve süt de olacak ki kek lezzetli bir hal alsın ve yiyebilir. Her ay TT oluyoruz. LGS dershanesinde her ayın sonunda yapılan tekrar telafi kamplarıyla bir önceki ayın eksiklerini kapatıyoruz. Sonrasında ise canlı dersler ve canlı soru çözüm etütleriyle deneme sınavlarına hazır giriyoruz. LGS dershanesi tonguçakademi.com'da. Bu hafta ödül sorusunu yapıyoruz. Hadi bakalım Tonguç.